Karabük'te dev maç öncesi sokaklar adeta bir gelin gibi süslenmiş. Karabük halkının en çok sevdiği teknik direktör İlyas Tüfekçi ise Karabük halkı için çok büyük önem taşıyor. İşte şu anda bulunduğumuz cadde eski adıyla Hürriyet Caddesi, yeni adıyla İlyas Tüfekçi Caddesi. Karabük halkı İlyas Tüfekçi'ye olan sevgisini böyle dile getirmiş. Evet, Karabük'te bugün bir dönüm maçı oynanacak. Karabük mü, Zeytinburnu mu? Bunu biraz sonra hep beraber göreceğiz. Maçın 90 dakikası tamamlandığında mağlup olan takım 2. lige, galip takımsa tekrar 1. lige merhaba diyecek. Bizi kimse durduramaz. En büyük Karabük, başka büyük yok. Başka yok. Bu da kaynayacak kalacak. Bu da inanıyoruz. En az üç. Atlayacağız. Fabrikamız da kapanmayacak. Evet. Şampiyonluğu da kaybedecek. Bu Karabük'ün onur savaşı Türkiye çapında, kesinlikle bu maçı almalıyız. Yeneceğiz, kesinlikle yeneceğiz. Bunun hastası olduk artık. Ölüm var, dönmek yok. Karabük Yenişehir Stadı belki de tarihinin en coşkulu gününü yaşıyor. Karabük Spor sahada 15 bine yakın taraftar coşku içerisinde Karabük Spor için gerek Zeytinburnu Spor için ölüm kalım mücadelesi. Karşılaşmaya Karabük Spor hızlı başlıyor ancak zaman zaman gelişen Zeytinburnu Spor atakları kırmızı mavili kalede etkili oluyor. Gelişen Karabük Spor atağı Şakir'in vuruşunda top avuta gitti. Karabük Spor bu defa sol kanattan geliyor. Yine Şakir, kaleci İbrahimovic. Karşılaşmanın 32. dakikası. Kemal Yıldırım topu kaleci Fevzi'nin üzerinden böyle aşırtıyor. Ve Zeytinburnu Spor deplasmanda 1-0 galip durumda. Lacivert beyaz futbolcular sevinç içerisinde. Tecrübeli futbolcu Kemal Yıldırım işte golü böyle ustaca atıyor. Zeytinburnu Spor ilk yarıyı 1-0 galip tamamlayan taraf. İkinci yarıda Karabük Spor beraberlik arayışları için sık sık rakip kalede. Yusuf, arabasına hareketlenen Ümit, vuruşunda top yandan dışarıda. Karabük Spor baskıyı yoğunlaştırıyor. Orta ceza sahasına kafa vuruşu top kaleci İbrahimovic'te kaldı. Ender gelişen Zeytinburnu Spor ataklarından birisi Adnan. Top ağlara gidiyor ancak karar offside. Zeytinburnu Sporların itirazları var. Gol bir kez daha görüntüde. Zeytinburnu Spor futbolcunun kafası topa değdi mi değmedi mi bu pozisyon tartışılır. Karabük Spor'un baskısı da devam ediyor. Sert şut, top direğin dibinden dışarıda. Bir anda kırmızı mavi taraftarlar ayağa kalkmıştı. Ancak Karabük Spor bu fırsattan yararlanamadı. Hasan çok sert vuruyor ve Karabük Spor'un beraberlik golü geliyor. Dakika 78, Karabük'te büyük sevinç var. Hasan mükemmel bir golle eşitliği yakalıyor. Beraberlik halinde diğer kentlerden gelen sonuçlara göre Karabük Spor ligde kalacak. Bunun bilincinde olan kırmızı mavi taraftarlar sevinç içerisinde Karabük Spor'un farkı artırma çabaları. Kaleci İbrahimovic'den dönen topu savunma uzaklaştırıyor. Karşılaşmada artık son saniyeler. Kafa vuruşu Adnan'dan ve Zeytinburnu Spor 90. dakikada Karabük Spor karşısında 2-1 öne geçiyor. Karabük'te ölüm sessizliği. Az sayıdaki Zeytinburnu Spor taraftarı ayakta. İşte son saniyelerde gelen Karabük stadına ölüm sessizliği getiren gol bir kez daha görüntüde. Adnan son dakikada galibiyet golü atıyor takımının. Bu Zeytinburnu Spor'un önümüzdeki sezonda 1. ligde mücadele etmesi demek. Beraberlik Karabük Spor'a yetiyor olacaktı. Ancak Zeytinburnu Spor deplasmanda 2-1 önde ve önümüzdeki sezon Zeytinburnu Spor Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele edecek. Karabük Spor lige veda ediyor. Son dakikada Adnan'ın attığı gole mağlup oluyor Karabük Spor. Karşılaşma sonrasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz olaylar var. Zeytinburnu Sporlar büyük sevinç yaşarken Karabük Spor taraftarı üzüntü içerisinde adeta kahroluyor. İşte sahalarda görmek istemediğimiz olaylar. Güvenlik güçleri olayları yatıştırmaya çalışıyor. Basmayın. 30 haftalık zorlu maratonda son dakikada yediği golle küme düşen Karabük Sporlu futbolcular büyük üzüntü yaşıyor.
tribünlerde görmek istemediğimiz olaylar devam ediyor. Zeytinburnuspor taraftarların bulunduğu tribüne saldırıyor Karabük sporlular. Zeytinburnuspor 45 dakika statta bekliyor. Daha sonra takviye kuvvetlerle lacivert beyazlar stat dışına çıkartılabiliyorlar. Ve ligde son haftanın alma yolunda son zorlu 90 dakikaya çıkıyorlar. Karabük'teki karşılaşmayı yaklaşık 15 bin izleyici takip ediyor ve maça ev sahibi takım Karabükspor başladı. Zeytinburnuspor ata. Tarık'la Karabükspor topa sahip oluyor. Şimdi Hakan. Bir kez daha Tarık. Hakan. Bu pozisyondan sonuç alamadı Karabükspor ve Fikret'le gelişiyor şimdi kırmızı lacivertli takımın ata. Ceza alanı içerisine orta. Zeytinburnuspor savunması topu uzaklaştırıyor. Zeytinburnuspor ata. Adnan. Kaleci Fevzi ile karşı karşıya, ondan sıyrılıyor. Açısı daraldı. Ortaya çevirdiği top. Savunma topu uzaklaştırıyor. Zeytinburnuspor ata devam ediyor. Ceza alanı içerisine orta. Bir kez daha uzaklaştırıyor Karabükspor savunması. Sonrasında gelen vuruşta avutla sonuçlanıyor. Yusuf'un ceza alanı içerisine ortası, bu vuruştan sonuç alamıyor Demir Çelik Karabükspor'lu futbolcular. Demir Çelik Karabükspor ata. Şakir'in vuruşu İbrahimovic gole izin vermiyor. Bir kez daha Şakir'le gelişecek. Demir Çelik Karabükspor ata. Ali'den Tarık'a doğru bir pas. Zeytinburnuspor savunması araya giriyor. Zeytinburnuspor için karşı atak şansı. Adnan. Adnan'ın pasına hareketlenen Kemal Yıldırım, aşırtma bir vuruş ve karşılaşmanın 32. dakikasında Kemal Yıldırım'ın golüyle Zeytinburnuspor Karabük'te 1-0 öne geçiyor. İşte Zeytinburnuspor'un tecrübeli futbolcusu Kemal Yıldırım'ın akıl dolu golü bir kez daha görüntüye geldi. Köşe vuruşu kullanıyor Karabükspor. Uğur'un kafası. Bu vuruştan yararlanamıyor Ümit. Karşılaşmada ilk yarı için artık son saniyeler ve Bülent Yavuz ilk 45 dakikanın sona erdiğini belirten düdüğünü çalıyor ve ilk yarı 1-0 Zeytinburnuspor'un üstünlüğüyle tamamlanıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Adnan kendi topuna hareketleniyor. Ceza alanı içerisinde Fevzi ile karşı karşıya kaleci Fevzi. Yusuf. Atak yönü sağ kanat. İlhan'ın ortası. Kafa vuruşu Uğur'dan. Kaleci İbrahimovic. Yusuf ile taç atışı kullandı. Demir Çelik Karabükspor. Hasan'ın ceza alanı içerisine ortası. Vuruş az farklı avuta çıkıyor top. Karşılaşmada 75. dakika. Oyuna ikinci yarıda giren Hasan uzaktan sert vuruyor ve Demir Çelik Karabükspor beraberliği yakalıyor. 1-1. İşte Hasan'ın güzel golü bir kez daha görüntüye geldi. Demir Çelik Karabükspor'lu taraftarlar gol sevincini yaşıyor. Karşılaşmada artık son dakikalar. Sol kanattan gelişiyor Zeytinburnuspor ata. Ceza alanı içerisinde kafa vuruşunu yapan futbolcu Adnan ve karşılaşmanın 90. dakikasında 2-1 öne geçiyor Zeytinburnuspor. İşte Zeytinburnuspor'a son dakikada ligde kalmasını sağlayan gol bir kez daha görüntüye geldi. Demir Çelik Karabükspor'lu futbolcular golün şaşkınlığı içerisinde. Zeytinburnuspor'lu futbolcuların gol sevinci geliyor görüntüye. Karşılaşmada artık son saniyeler. Ve Bülent Yavuz'un düdüğüyle karşılaşma sona eriyor. Zeytinburnuspor 2, Demir Çelik Karabükspor 1. Böylece son dakika golüyle Zeytinburnuspor ligde kalan taraf oluyor. İşte bir yanda sevinç, bir yanda hüzün.
Bu arada karşılaşmadan sonra sahalarımızda görmek istemediğimiz bazı olaylar oluyor. İşte güvenlik güçleri karşılaşmanın hakemi Bülent Yavuz'u bazı kendini bilmezlerin saldırılarından korumaya çalışıyorlar. İşte Demir Çelik Karabük sporlu futbolcuların son dakika golüyle ligden düşme üzüntüsü ve Zeytinburnu sporların ligde kalma sevinci. Bu arada hiç de hoş olmayan bazı olaylara sahne oluyor Karabük Stadı.